Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Eylül Salı, Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün açılış programımız Ankara'da 8 koşulu bir program var. 68 safkanın yer almış olduğu bir program arkadaşlar. Yani tek altılı bir programımız var. Ama akşamleyin merak etmeyin, Kocaeli'de biraz fazla yarış var. 10 koşulu bir program var. Yani çift altılı yine bir şekilde var yani. Bugün 3 tane altılımız var yani, ona bakacak olursak Ankara'da 1, Kocaeli'de 2. Arkadaşlar bugün 2 tane programımız var. Sadece Ankara ve Kocaeli. Başka herhangi bir yarışımız yok. Buna bilgisini vereyim arkadaşlar. Philadelphia'yı neden vermiyorum? Verileri yok arkadaşlar. Şimdi verileri yok. Atların son yarışlarını en azından görmek lazım. Onların videolarına bakmak lazım. Yani gerçekten faydası oluyor. Yani kuru kuruya da size bir oranlara bakıp, orijinale bakıp da tahmin vermek istemiyorum. Çünkü sebebini söyleyeyim. Hatta ben geçen gün Philadelphia yarışlarından önce bir o günkü programda bir şey söyledim. Bakın dedim, yurt dışı diyorum. Philadelphia'nın dışındaki kalite atlar, hani diyelim ki Kentucky'den olsun, Belmont'tan olsun. Yani oradan bazı kalite atlar geçen gün, hatta yarışları vardı. Gelenler oluyor dedim, ama bu pistte gerçekten uyum sağlayamıyorlar. Bu Philadelphia'nın pisti acayip. Yani nasıl söyleyeyim size, söyle. Yani İstanbul'da koşan bir kumda diyelim, sentrikte veya Ankara kumunda koşan at kalkıp da Urfa'da, Elazığ'da koşamıyor. Yani oradaki yani grup yarışı koşan bir İstanbul'daki at, yani gönderin şeye, Urfa'ya, Elazığ'a, orada bir normal bir atla koşsun, inanın zorlanıyor. Yani aynı şey bu Philadelphia yer içinde geçerli. Oranın, yörenin kendi atları daha iyi koşuyor. Tabii dışarıdan bazıları uyum sağlayan safkanlar oluyor, olmuyor değil. Yani bütün hepsi kötü koşacak anlamında değil. Ama hani yazı tura atmış gibi olacağız. O yüzden ben de bu verileri vermediği için, hani sizlere de zarara sokmamak için vermiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bunun için sorular soruyor. Hani Philadelphia'yı neden vermiyorsun, burası da Amerika değil mi diye. Ben de en azından bu şekilde söyleyeyim. Yani maksadım sizlere zarara uğratmamak. Ha, oynayacaksanız ufak ufak, isterseniz keyfinize göre oynayabilirsiniz. Ben buna zaten karışamam. Ama dediğim gibi tabii altılar para veriyor. Görüyorsunuz büyük yarışlarda bile ya kazanacak at piyasada yok. Tabelaya girmiyor ya. Öyle bir şey olur mu? Oluyor işte. O yüzden sadece bu Philadelphia, bir de işte yan kasaba yerleri olunca da vermiyorum. Ama normal asıl yerler olduğu zaman, hani o Belmont olsun bilmem ne olsun, oraları zaten veriyorum arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizle hemen yarış programımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14.30'u gösterirken Maiden satış bir koşusuyla başlıyoruz. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuyla 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda. Çiziklerin kendi aile atlarından birisi olan 2 nolu Revelation Sun satış koşusu bu. Bakalım kaç para satıyor. Güzel bir tay, yalnız onu söyleyeyim. Bu Abbas Yolcu gerçekten seri bir safkandı. Tayları da iyi çıkıyor. Ben bu safkanın yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu Abbas Yolcu'nun tayı 2 nolu Revelation Sun İşman çizikle kazanmasını bekliyorum ve tek olarak önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 7'li Plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağında handikap 15, 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışı ve 1 ve 2'nin ekür olduğu 10 tayın yer almış olduğu koşuda. Yine birbirine yakın safkanda var ama burada ekürler biraz daha ağır basıyor. O yüzden 2 nolu Demir Adam bende biraz daha kazanırda yakın gördüğüm isim. Tabi 1 nolu Cihan'a bedel ekürü gibi güzel bir avantajı var. Ama tabii ki 3 nolu Baytos'un olduğu ve 4 nolu Damasler'de sağlamlaştırmak isteyenlere önereceğim isim. Yani 2, 3, 4. Ama risk alırım derseniz ekürler biraz daha ağır basıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 17. 4 yaşlı Arapların 1900 metre çim koşusu. Ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşuda. Altınoğlu Yener Bey, bu FM temsilcisi Müslüm Çelik'le son 5.liği daha bence tatminkar olan bir yarış. Burada biraz daha kazanana daha yakın görüyorum Müslüm Çelik'ten Altınoğlu Yener Bey. 3 nolu Es Hilal bir Altağ temsilcisi Kadir Demirel'e statlı ve güzel ve istikrarlı bir form yakaladı. Her geçen gün daha da iyi duruma giren bu safkan yine mesafeye de yatkınlığıyla şanslı gördüğüm isim. 2 nolu İlya da bayağı bakan temsilcisi Vedat Abiş'te yine güzel formuyla ve güzel çalışmalarıyla yine bir hayli ön planda gözüküyor bu safkanda. 9 nolu baş kasap baba beni temsilcisi Mehmet Keskin de güzel bir form yakaladı. Son 5 yarışta 3 tane birincilik çıkaran, hatta şöyle söyleyeyim, son 2 yarışını arka arkaya kazanan bu safkan yine bugün kazanır da çok şanslı gözüküyor. Tabi aynı yarışın 4.'ünü elde eden 8-10 sarnış bilinen de İşman çizikler en azından iyi durumuyla bugün yine güzel bir yarış beklediğim safkan olacak.
6-3-2-9-8 benim bu üçüncü koşu. Yani altılı ganyan ilk ayağı için önerdiğim isimler. Günün dördüncü koşusu handikap 15 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı. Evet, handikap 15 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı dedik ve burada da 12 safkanında yer almış olduk koşuda. Altınolu Moldau, The Present Perfect temsilcisi Vedat Abiş de bu aralar güzel bir form yakalamaya başlayan bu isim benim biraz daha ön plandaki gördüğüm safkan oldu. Daha sonra 10 nolu Lucky Daisy bir Red Giant temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le startlı ve boş kilosuyla son güzel birinciliğiyle burada da bir ayrı ön plana çıkan isim. 8 nolu Narlıca güzeli bir Yanoguska temsilcisi Müslüm Çelik'le startlı bir safkanda yine bu aralar iyi görüntü vermeye başladı. Ve hazırlıkları da oldukça etkili gözüküyor bu grup için. 5 nolu Demir Ataş bu Bosporus temsilcisi Ali Kaçmaz'la yine son güzel ikinciliğiyle. Ve 1 nolu Canan Hanım bu Apro temsilcisi İsmail Demir'le. Yine grubun etkin bir ismi, her ne kadar rakiplerine oran ağır kilo olsa da apranti kilo indirimden de faydalı. Bu yarışta çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 1-0 Canan Hanım en azından grubun etkili bir ismi olduğunu unutmayalım. 6-10-8-5-1 bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusu altılı ganyan 3. ayağında handikap 17-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuda güzel performansına son güzel birinciliğiyle sürdüren bir nolu Birol Bey, Scarface temsilcisi Muhammed Özdemir'le bana göre de bu grubu geçmeye çok çok yakın gördüğüm isim. Güzel formuyla ben bu yarışta kazanmasını bekliyorum. O yüzden bir nolu Birol Bey, Muhammed Özdemir'le benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusu altılı ganyan 4. ayına. Ihlara Vadisi koşusu bir kısa vade 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu ve 7 safkanın yer almış olduğu güzel koşuda 2 nolu Glammy, Hakim'in güzel temsilcisi Ercan Çankaya bu arada kıpırdamalar içerisinde ve formunu yükselten bir isim. 3 nolu Lady Secret ve Nativa temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine güzel bir form yakaladı bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışın 3'ünü kazanan bir isim. Bir de 1 nolu Kübra Hanım, Wind River Wind'in güzel temsilcisi Mehmet Akyavuz'la son 2 yarışın arka arka ikincilikler tamamlıyor. Bu safkanları eşit 3 şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden 2-3-1 bence hiç ayrımsız. 3'ünü yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün 7. koşusu altılı ganyan 5. ayında şartlı 3-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna geldik. 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda 1 nolu Atıcı Bey, bu Kardinal Pioneer temsilcisi Nizamettin Demir'le güzel formuyla ve çok uygun rakipler arasında kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Bence küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayı, hatta bu aya banko limanı görmek isteyenler için de yani bence tek atılabilecek bir safkanlardan birisi. Ama tabii ki rakip arayanlar olabilir. 3 nolu Win Plus ve 5 nolu Şarlatan'ı da bence bu safkanın yanına rakip arayanlar için önerebileceğim 2 isim. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışı ve buraya baktığımız zaman 13 safkanın da yer almış olduğu koşuda bence biraz buraya yüklenmekte fayda var. Çünkü çok sayıda safkanlar birbirine yakın ve birbirine geçebilecek kapasiteye sahip. Yani yarış içerisinde çok değil, 1 saniyelik bir hata, bakın 1 saniye yani bir göz açıp kapayasa kadar bir hata yarışı kaybettirir, kazanacak atı bir anda 6. 7. duruma getirir arkadaşlar. Öyle bir yarış bizi bekliyor. 9 nolu Büyük Kahraman geçen yarışta banko verdik, bizi yanıltmadı ve kazandı. Bugün yine favorim benim bu Atik Bey temsilcisi Nizamettin Demir'le yine kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. 10 nolu Kayaların Fatihi bir Saruhan'a temsilcisi Müslüm Çelik'le yine bugünün etkili isimleri arasında 3 nolu Tatlı 3 Arbu Özgün Han temsilcisi Mahsun Tıran'la ağır kilosuna rağmen güzel bir formu var. Son 3 yarış arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan bu isim yine burada bir hayli ön plana çıkıyor. 5 nolu Süleyman, turbo temsilcisi Muhammed Özdemir'le yine safkandan da güzel bir form grafiği çıkışı var. Bir de 8 nolu Feyyat Baba, bu Yaşarcı temsilcisi Emrah Sincan'la yine önerebileceğim diğer isim. 9, 10, 3, 5, 8 bu 5 safkanın ön planda ama tabii ki burada sürpriz bekleyen arkadaşlar, gerçi sürpriz çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum. 2 nolu Efkarlı Efe, 4 nolu Güldüren Kız ve 12 nolu Büyük Kenan'dan da ben bu ayakta genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isim olur arkadaşlar. 9, 10, 3, 5, 8 daha sonra 2, 4, 12 arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. Şablonumuz bu şekilde. Sizler şablonumuzu yazarken ben de size veda etmek istiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.